Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerim, bu programımızda ebedi kurtuluşun vesilesi namaz hakkında bir kısım bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Namazın önemi, namazla ilgili Kur'an ayetleri, Rabbimiz namazı nasıl emrediyor? Yapılan ibadetler acaba karşılıksız mıdır? Namaz kılmada gevşeklik gösteren, nefsine mağlup olan kardeşlerimiz için İslam alimleri sabır noktasında neler söylüyorlar? Namazın faydaları yok mudur? Namazın faydalarından birkaçını arz etmek istiyorum. Ayrıca bir yeşil elbise hikayemiz var. Onu arz ettikten sonra bir duayla, Hazreti Ali'nin bir duasıyla konumuzu tamamlamaya çalışacağım değerli dinleyicilerim. İbadet deyince, ibadet Allah'ın emirlerini hiçbir menfaat gözetmeksizin Allah'ın rızası için yapmaktır. Sayısız güzelliklerle donatılan, dünya ve her türlü nimetlerin içerisinde bulunan insan başıboş değildir. Şu koca kainatı yaratan Allah, insana verdiği bu güzelliklerin yanında bir kısım sorumluluklar da yüklemiştir. Hiçbir varlığa vermediği değeri insana vermiştir. Bundan dolayıdır ki Allah Celle Celaluhu insanı kendisine muhatap kabul etmiştir. Şu koca evreni insanlığın hizmetine direkt veya dolaylı olarak sunan yaratıcı elbette bize bazı görevler yükleyecektir. Bu görevlerin karşılığı olarak ahirette sonu olmayan nimetlerle bizlere mükafatta bulunacaktır değerli dinleyicilerim. İbadetlerimizin hepsi çok önemlidir. Eğer bir şeyi Allah emrettiyse o çok kıymetlidir. Fakat bu emirler içerisinde imandan sonra bir sıralama söz konusu olacaksa o da namaz ibadetidir, ameldir. Amel iş yapma manasında olup imanımızın gereklerini yerine getirmektir. Bütün ibadetlerimizin özü olan namazın manası şudur. Allah'ı anmak, O'nun vermiş olduğu nimetleri hatırlamaktır. Ayrıca O'nun Celle Celaluhu büyüklüğünü, kudretini, gücünü yaratmış olduğu varlıklarla anlamak ve Allah'a saygıda kusur etmemektir. Bunlar yaptıktan sonra da Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere karşı teşekkür etmektir. Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber kelimeleri namazın bir çekirdeği hükmündedir. İbadeti manası şudur değerli dinleyicilerim. İnsan Allah'ın huzurunda kendi kusurlarını, eksikliklerini görüp yaratıcıya ellerini açmasıdır. Allah'ın yaratmış olduğu sanat eserleri karşısında hayretini gizleyemeden o büyük güce teslim olmasıdır. Ona teslim olarak secde etmesidir. Bunun yanında kul, kendi acizliğini ve zayıflığını anlayarak Rabbimizin emirlerine itaat etmesidir. Kıymetli dinleyicilerim, insan nasıl kainatın küçültülmüş bir halidir? Aynen öyle de Fatiha suresi, Kur'an'ın bir fihristi, namazla bütün ibadetlerin bir araya gelmiş halidir. Namaz bütün ibadetleri içine alan bir çekirdek ve özdür. İbadet, evrenin ve her şeyden önce insanın yaratılış gayesidir. Kainatta bulunan bütün varlıklar, kendi dilleriyle yaratıcısını anmakta, onu tesbih etmektedir. Hangi varlığı ele alacak olursak olalım, her bir canlı veya cansız varlık kendine verilen özelliklerle yaratıcısının emirlerini yerine getirmektedir. Mesela toprak, hava ve su gibi maddeler şuurlu olmamalarına rağmen Allah onlara öyle görevler yüklemiş ki bütün varlıkların her şeyden önemlisi insanlığın hizmetine sunmuştur. Kıyamet günü alınları ak, içleri aydın ve bakışları meleklerden daha keskin olanlar namazla bütünleşmiş insanlar olacaktır. O gün, içlerindeki aydınlık dışarıya yansımış olanların namazla bütünleşmiş müminler olduğuna herkes şahit olacaktır. İbadetten mahrum olan insanlar, bu müminleri görünce niçin bunlar gibi olmadık diye hayıflanacaklardır. Rabbimiz Celle Celaluhu, Ankebut suresinin 45. ayetinde, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve ekimis salate inne salate tenha anil fahşai vel münker
وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ Sadakallahu l'azim. Namazın en önemli özelliklerinden birisi değerli dinleyicilerim, şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymasıdır. Ayet meal olarak, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kim namaz kılar da o namaz kendisini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymazsa, o namaz olsa olsa onun Allah'tan daha fazla uzaklaşmasını sağlar buyurmuştur. İkinci ayet-i kerime değerli dinleyicilerim, Bakara suresinin 238. ayeti. Namazlara, özellikle orta namaza devam ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu alessalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi kanitin. Allah için boyun eğerek kalkın, namaza durun. Beş vakit namazı eksiksiz kılmak ve bunu ara vermeksizin yapmak gerekir. Çünkü ayetteki muhafaza kelimesi namazların eksiksiz, en mükemmel şekilde ve vaktinde kılınması gibi özellikleri kapsamına alır. Ayrıca bütün rükünlerini ve şartlarını da yerine getirerek namaz kılmamız icap eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namazın en faziletlisi kunutu uzun olandır buyurmuştur. Orta namaz dediğimiz salat-ı vustanın hangi vakti namaz olduğu hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüşse de genel kabul gören ikindi namazı olduğudur. Üçüncü ayeti kerimemiz Tövbe suresinin 5. ayeti. Değerli dinleyicilerim, eğer tövbe ederler, namazı kılarlar, zekatı verirlerse onları serbest bırakın. Meal olarak arz etmek istiyorum değerli dinleyicilerim. Bu ayetin tamamının anlamı şöyledir. 5. ayetin tamamı. Haram aylar çıkınca Allah'a ortak koşanları nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayın, hapsedin ve her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar, zekatı verirlerse onları serbest bırakın. Çünkü Allah bağışlayan, esirgeyendir. İnsanın mümin olmasının en önemli göstergelerinden biri namazdır. Namaz kılan insana ayette geçen muamelelerin hiçbiri yapılmaz. Bu ayetin hükmü müşrik Arapları kapsamaktadır. Onlar iman edip namaz kılmayı ve zekat vermeyi kabul edince daha önce yapmış oldukları şeyler, küfür ve haksızlıklar bağışlanır. Çünkü İslam insanın geçmişini örter, kişi adeta hayata yeni başlamış ve dünyaya yeni gelmiş gibi muamele görür değerli dinleyicilerim. Bir dördüncü ayet, cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Cuma suresinin 10. ayetinin mealiydi değerli dinleyicilerim. Yapılan ibadetler acaba karşılıksız mıdır? Bir karşılığı yok mudur? Yani böyle boş boşuna mı yapıyoruz? Kendimize soruları sorarak cevaplar bulmaya çalışalım. Acaba yapılan ibadetler karşılıksız mıdır? Yoksa nefsimiz mi bizi tembelliğe itiyor? Birincisi, acaba ömrümüz ebedi midir? Hiç garantimiz var mı yarına çıkacağımıza? Sana usanç veren şey ebedi yaşamayı hayal etmendir. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor, elbette günde bir saatini hakiki sonsuz bir hayata, lazım olacak işlere sarf ederdin. İbadetlerimizi yerine getirirken usanmak şöyle dursun, ciddi bir iştiyak içerisinde yapmalıyız. İkincisi, değerli dinleyicilerim, her gün bıkmadan, usanmadan yaptığımız işlerden, su içmek, yemek yemek, uyumak usanç vermiyor da, namaz kılmak mı usanç veriyor? Yaşamak için lazım olan su ve yemek gibi şeyler zaruridir. Aynen öyle de bir Müslümanın ruhunun gıdası olan namaz da bizi usandırmamalı. Evet, fıtraten sonsuzluğu isteyen insan, ruhumuzu sıkan, dünya hayatı içinde nefes almaya ihtiyacı vardır. O da namaz ile olur. İnsan 5 vakit namazda ruhunun ferahlamasına, rahatlamasına vesile olur. İbadetlerin ahirete bakan yönü olduğu gibi dünya hayatı adına da faydaları vardır. Kur'an, Ankebût suresinin 45. ayetinde mealen, sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et, namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz, insanı ahlak dışı davranışlardan, meşru olmayan işlerden uzak tutar. Allah'ı namazla anmak elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir. Üçüncüsü kıymetli dinleyicilerim, geçmişte yapmış olduğumuz ibadetleri ve önümüzde birçok sene var diye düşünerek hareket etmek akıllıca bir iş değildir. Çünkü geçen günler geçti,
yapmış olduğumuz ibadetlerin mükafatını alacağız. Gelecek için garantimiz yok ve sorumlu değiliz. O halde içinde bulunduğumuz günü düşünüp kulluk noktasına en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Sabırla Rabbimize kulluk etmek için gayret etmeliyiz. İslam alimleri sabrı üçe ayırmışlardır. Yani her işte sabırlı olmak gerektiği gibi ibadetler yapma hususunda da sabırlı olmak gerekiyor. Birincisi Allah'ın emirlerine uymak, emir ve yasaklarına uymada yılgınlık göstermemek, yani ibadetlerin devamlılığı hususunda sabırlı davranmaktır. İkincisi günah işlememek için sabredebilmek ve haramları terk etmede sabırlı olmaktır. Üçüncüsü musibetlere karşı sabırdır. Başa gelenler birer imtihan olduğu düşünülerek isyan etmemektir. Evet değerli dinleyicilerim, dördüncü husus, acaba bu büyük vazifenin ücreti az mıdır? Rabbimiz yapmış olduğumuz iyiliklere karşı büyük bir mükafat vereceğini yüce beyanlarında bildirmektedir. Bu dünyada yapılan ibadetler vesilesiyle ahiret hayatımızı kazanmış oluyoruz. Ahiret hayatında ibadet ve insanın meşakkat çekeceği bir durum yok eğer cenneti kazandıysa. Helal dairede ve şuurlu bir kullukla Rabbine teveccüh edenleri O Celle Celaluhu mükafatsız bırakmaz. Beşinci husus değerli dinleyicilerim, ibadetteki gevşekliğimiz, namazdaki kusurumuz acaba dünya işlerimizin çokluğundan mıdır? Burada yaratılış gayemizi hatırlamamızda fayda var. Rabbimiz Celle Celaluhu Zariyat suresinin 56. ayetine mealen, ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Demek ki yaratılış gayemiz ona kulluk ve ibadettir. Şu soruyu kendimize sormamızda fayda var. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışız ki bütün vaktimizi onun için harcıyoruz? Dünyanın işi hiçbir zaman bitmez değerli dinleyicilerim. Yaşı ilerlemiş, iş sahibi, torunlarının torununu gören insanlara sorsanız, dünyada yapacağın işlerin bitti mi? O size şöyle cevap verecektir. Hayır evladım, daha yapacak çok işlerim ve projelerim vardı diyecektir. Demek oluyor ki dünyanın işi bitmez, istekler ise sonsuzdur. Bu isteklere cevap veren Allah'ın emirlerini yerine getirmeli, hem dünyamızın cennete hem de ahiret hayatımızı cennete çevirmeliyiz. Çok büyük servetler yığarak, haram helal demeden dünyadan göçen sayısını bilmediğimiz kadar insan vardır. Önemli olan kabirde, haşirde ve ebed memleketinde kendisine faydası olacak ibadet, hayır, hasenatla ve iyiliklerle Rabbimizin huzuruna gidebilmektir. Şöyle bir söz vardır meşhur, çok hoşuma gider. Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Değerli dinleyicilerim, namazın faydalarından birkaçını arz etmek istiyorum. Birincisi, namazda yapılan hareketler yavaş olduğundan kalbi yormaz ve günün muhtelif saatlerinde olduğu için insanı devamlı dinç tutar. Namazda daima Rabbini hatırlar, ruhen huzur bulur. İkincisi, her gün başını 80 defa secdeye koyan bir Müslümanın beynine ritmik olarak fazla kan ulaşır. Bu yüzden beyin hücreleri iyice beslendiğinden hafıza kaybına namaz kılanlarda çok daha az rastlanır. Bu insanlar daha sağlıklı bir ömür geçirirler. Bunama hastalığına yakalanmazlar. Üçüncüsü, namazla bütünleşenlerin gözleri muntazam olarak eğilip doğrulmaktan ötürü daha kuvvetli kan devranına malik olur. Bu sebeple göz içi tansiyonunda artma olmaz ve gözün ön kısmındaki sıvının devamlı değişmesi temin edilmiş olur. Böylelerinin gözleri katarakt veya kara su hastalığından korunmuş olur. Dördüncüsü değerli dinleyicilerim, namazda yapılan hareketler sayesinde devamlı çalışmayan kas ve adalelerin çalışmasına ve bunlardan kaynaklanan kireçlenme gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Beşinci husus, namazdaki hareketler midedeki gıdaların iyi karışmasına, safranın kolay akmasına yardımcı olur. Kabızlığın önlenmesine, böbrek ve idrar yollarının çalkalanmasından dolayı böbrek taşlarının oluşmasına engel olur. Ayrıca mesanenin boşalmasına da yardımcı olur. Altıncı husus değerli dinleyicilerim, namaz kılan bir insan günlük hayatını düzenler, planlı programlı yaşar, günde 5 vakit Allah'ın huzurunda bulunma zarureti insanı belli bir düzen ve disiplin içinde yaşamaya sevk eder. Yedinci husus, namaz kılan kişiye nefsini murakabe, muhasebe ve kontrol etme özelliği kazandırır. Sekizinci tespit edebildiğimiz faydası,
Namazın dünya ve ahirete bakan en önemli faydalarından birisi de namaz kılan kimsenin bütün dünyevi iş ve çalışmalarının güzel bir niyetle ibadet hükmüne geçmesidir. Çalışmak da ibadettir diyenler hatırlatmakta fayda var. Çalışmanın ibadet olması için insanın Allah'a karşı kulluğunu yerine getirmesi gerekir. O zaman çalışmalarımız ibadet olur. Değerli dinleyicilerim, Yeşil Elbise hikayesiyle programımıza devam ediyoruz. Yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu. Gel seni camiye götüreyim, bugün cuma biliyorsun dedim. Daha önceki tekliflerimi de reddettiği için sen de benim camiye gitmediğimi biliyorsun dedi. Biliyorum ama sebebini de merak ediyorum dedim. Ne bileyim, olmuyor işte diye karşılık verdi. Belki çevrenin de tesiri var. Hem pantolonumun ütüsü bozulup dizleri aşınır diye endişe ediyorum dedi. İster istemez gülerek, herhalde şaka yapıyorsun. Bunun için cami terk edilir mi hiç dedim. Ciddi söylüyorum, giyimime ve özellikle yeşile çok düşkün olduğumu bilirsin dedi. Gerçekten de öyleydi. Giydiği birbirinden güzel elbiseleri mutlaka yeşilin bir başka tonundan seçer ve her zaman ütülü tutardı. Peki hayatında hiç camiye gitmedin mi dedim. Çocukken dedemle birkaç kere gitmiştim fakat bundan sonra gidebileceğimi zannetmiyorum diye cevap verdi. Söyledikleri beni son derece şaşırtmış ve bu konuyu açtığıma pişman etmişti. Daha sonra el sıkışıp ayrıldık. Onunla konuşmamızdan 2 ay sonra kendisinin camide olduğunu söylediler. Hemen gittim. Bahçedeki namaz saflarının en önünde duruyordu ve üzerinde yine yeşiller vardı. Yavaşça yanına yaklaştım ve kısık bir sesle, ''Hani hiç camiye gelmeyecektin?'' dedim. Sesini hiç çıkartmadı çünkü musalla taşının üzerinde yeşil örtülü bir tabut içinde yatıyordu. Evet, bu hikaye Cüneyt Suavi'den alınma bir hikayedir, bir kıssadır. Rabbim tabi her birimizi mutlaka vefat ettiğimizde camiye getirirler. Müslüman bir memleketteyiz. Rabbimiz Celle Celaluhu Nisa suresinin 142. ayetinde şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Rabbim böyle bir akıbetten bizleri muhafaza buyursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tirmizi'de geçen namazla ilgili bir hadisinde Hazreti Enes anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Miraç'a çıktığı gece 50 vakit namaz farz kılındı. Sonra bu azaltılarak 5'e indirildi. Aynı gece kendisine şöyle hitap edildi. Ey Muhammed! Artık nezdimizde hüküm kesinleşmiştir. Bu söz değiştirilmez. Bu 5 vakit Rabbinin bir lütfu olarak 10 misliyle kabul edilerek senin için 50 vakit sayılacaktır. Şu duayla programımızı bitirmiş olalım değerli dinleyicilerim. Hazreti Ali'nin duası. Allah'ım, Allah'ım, bela ve musibetlerden, düşmanların sevinmesinden, hapsedilmekten, bağlanmaktan, soba ve kamçılarla dövülmekten sana sığınırım. Allah'ım, benim günahlarım sana zarar vermez. Senin bana merhamet eylemen de senden bir şey eksiltmez. Allah'ım, senden bu ayda iyilik, fetih, yardım, bereket, bol rızık, aydınlık, temizlik ve hidayet dilerim. Bu ayın şerrinden, bu ayda cereyan edecek olayların şerrinden, bu aydan sonra cereyan edecek olayların şerrinden sana sığınırım buyuruyor Hazreti Ali. Biz de amin diyoruz. Rabbim hakiki namaz kılan, hakiki manada Allah'a kulluk eden kullarından olmamızı Rabbim nasip eylesin. Kaldıramayacağımız şeylerle bizleri imtihan etmesin. Dileği ve temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın değerli dinleyiciler.